Şimdi bu kalbimiz. Kalbimiz tam bu göğüs kemiğinin altında duruyor bu şekilde. Bu kalbin içini açtığımız zaman burada iki tane büyük kapak var. Bunlardan biri sağ kapak, trikuspid, biri sol kapak, mitral. Sağ, sol ne işe yarıyor falan şimdi hepsini anlatacağım. Bu aort dedikleri ne? Aort bu. Kanı kalpten alıp bütün vücuda değinen damar bu. Şimdi bunların birbirine ne ilişkisi var, nedir? Şu anda anlatıyorum. Şey, o kalbi çiziyorum tahtaya. Kalbiniz bu abla. Kalp dört tane boşluğu olan bir organ. Dört tane boşluk yapacağız demek ki. Kalbin sağ tarafı burası. Evet. Sol tarafı burası. Sağ taraf demek kirli kan taşıyan yer demek. Kirli kan dediğimizde oksijeni düşük kan demek. Dokularda kullanılmış. Artık kalbe gelsin de oradan akciğere gitsin, temizlensin, sonra aorta gitsin. Anladım. O kan sağ taraftadır. Sol temiz kan. Yani oksijeni yüksek kan. Evet. Tamam. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Şimdi başlıyoruz dolaşıma. Dört tane boşluk var dedik. Evet. Bunlardan şu sağ kulakçık. İlkokulda derler sağ kulakçık. Burası. Evet. Sağ kulakçık nedir? Yukarıdan, boyundan kirli kan gelir. Boyundan kirli kan gelir kalbe. Kalbin altındaki kirli kan da gelecek kalbe. O da şuradan gelir. Tamam mı? Sonuçta şurası kapalı bir sistem diye yapıyoruz. Şurası kapalı bir sistem. Buradan kirli kan geldi. Buradan da kirli kan geldi. Bunları tekrar gösteriyorum. Bakın sağ kulakçık burası. Kirli kan aşağıdan bu anladım, delikten geldi. Anladım. Şu yukarıdan da boyundan geldi. Evet. Tamam. Kirli kan geldi. Bu kirli kan burada birikiyor ve burada bir kapağı zorluyor. Bu kapaktan da aşağıya kan geçiyor. Burası da sağ karıncık. Sağ karıncıkta kan biriktikten sonra birikince kapak kapanıyor. Kapaktan geri dönüş yok. Kapak kapanınca geri dönüş yok. Evet. Tek yönlü açılan kapak bunlar. Burada birikti. Kalp kasılınca ne olacak buradaki kan? Buradaki kan da başka bir yolla, başka bir yere gitmesi lazım. Nereye gidiyor? Akciğerlere gidiyor. Şunlar da akciğer olsun. Tamam. Büyüme ondan mı kaynaklanıyor? Dur abla anlatıyorum. Önce bir mekanizmayı anla, hepsini anlatacağım. Kan buradan akciğere gitti mi? Gitti, çok güzel. Nefes aldım, verdin. Kan temizlendi, yani oksijen yükseldi. Anlıyorum. Oksijen durumu yükselince bir başka damardan da buradan da sol tarafa geldi. Temiz kan. Artık kan temiz. Evet. Nereye doldu? Sol kulakçığa. Evet. Sol kulakçıktan da yine aynı mantık, bir kapakla sol karıncaya geliyor. Sol karıncıktan da başka bir damarla, buna aort diyoruz, tüm vücuda gidiyor. Temiz kan. Evet. Tamam. Mekanizma bu. Şu kapağın ismi trikuspid tıbben, bu da mitral. Niye tıpçılarını yazıyorum tıp isimleri? Çünkü öyle biliyorsunuz zaten, öyle anlatıyorlar size. Evet. Sende mitral kapakta yetmezlik var diyorlar mesela. Mitral kapağında yetmezlik de şu. Şuraya kan doldu mu? Evet. Doldu. Bu kan ne dedim? Fazla dolduğu zaman arkaya basınç yapar, şu kapağı kapatır. Şu kapak kapanması lazım. O zaman aort kapak açılacak. Orada basıldığı zaman buraya gitmeyecek, buraya gidecek. Evet. Yol bu. Odalar arasında geçiş kapıdan. Anladım. Ama sen de burada kan dolduğu zaman burası tam kapanmayıp geriye dönüyor. Kan bu tarafa doldu mu? Anladım. Doldu. Şimdi terse gittik. Reflü mantığı gibi mi? Reflü mantığı gibi. Şurası genişlemeye başlıyor. Niye genişleyecek? Çünkü hem buradan kan geliyor hem normal kan geliyor. Evet. Basınç artıyor mu orada? Basınç artıyor. Ha, normalde tek yönlü gelmeliydi. Şimdi iki yönlü geldi. Kalbin genişledi. Kalbin genişleyince ne olacak? Burada büyük bir basınç oluştu. Bu şu demektir. Artık buraya kan gelişi zorlanır. Nerede birikecek o zaman? Kan akciğerde birikecek. Çünkü gidemiyor artık. Anladım. Derenin önünde bir engel var. O zaman buralarda birikmeye başlıyor. Sen de yattığın zaman
bu sıvı yayılıyor, nefes darlığı oluyor. Kendi sıvın senin nefes darlığına sokuyor. Ama nefes darlığı yürürken de oluyor. Tabii yürür, hiç fark etmez. Performansı zaten bozulmuş. Şu papak niye gevşemiş? Evet. O önemli. Çünkü senin zamanında koroner damarların, kalp damarı, kalbi besleyen, kapağın kaslarını besleyen damarların tıkanmış. Anlatabildim mi? Evet. Belli bir yaşın üzerinde olabilir bu. Ondan bu sonra sertleşme mi yoksa tabii kireçlenme de var, tıkanma da var, hepsi. O nedenle sende riskli bir, önemli bir karar vermemiz lazım. Şu tablo, genç, fit, birinde olsa bunun direkt cevabı ameliyattır. Ameliyatta ne yapacaksın hocam? Şunu yapacağız. Şu kapağı onaracağız veya değiştireceğiz, açtığımız zaman karar vereceğiz. Anladım. Tamam mı? Artı kapak, artı koroner. Tek ameliyat değil. Bunlar. Koroner damarlarında da bypass yapılacak. Anladım. Tamam mı? Anladım. Bir kere açmışken hepsini düzeltiriz biz. Bu genç ve fitle, genç. Bu genç ve fitin riski nedir bu ameliyatta? %2-3. %2-3 ne? Ölüm riski. Yaş ilerlediği zaman riskler %1 artar. Bayan olduğun zaman %1 artar. Kilo aldığın zaman %1 koy üzerine. Şekerin varsa koy üzerine. Akciğer sorunun varsa koy hepsi üzerine. Artar, bacak damarların tıkanıklığı varsa koy üzerine gibi. %20'lere kadar ulaşan sizde bir risk var. Evet. %20 düşük değil. Öyle iyi değil. Değil. %1 bile çok yüksek bir risktir. Ameliyatlarda. Çünkü enfeksiyon riski bile var. Çünkü, %20 şey değil mi? Çünkü niye biliyor musun? Başına geldi mi oldu demektir. %100 oldu. Risksiz iş var mı? Yok. Anladım. Peki bu riski göze alacak mıyız? Düşüneceğiz. Almasam ne olur? Ne olur? Gün geçtikçe buradaki sıvı artacak. Ve bu sıvı seni çok çok gittikçe rahatsız etmeye başlayacak. Yakında karnın da şişecek iyice, bacakların da şişecek. Yetmezliğin artacak, boyun damarların dolacak. Bütün sistem geriye tepecek, düşün. Evet. Herkes bir öncekinin basıncından geriye tepecek. Hı-hı. Tamam mı? Ve nefes darlığın, efor kapasiten gittikçe azalacak her gün. Devamlı idrar söktürücüler ve devamlı hastaneye, acillere gitmek zorunda kalacaksın. Tamam, durum bu. Şu riski alır mıyız, almaz mıyız? Onu düşüneceğiz.